Efendim iyi akşamlar. Türkiye'nin saati 18.30'u gösterdiğinde biz de yine dop dolu bir gündemle, bir kere bunun altını çizelim, gündemimiz dop dolu. Tabi doğal olarak Beyaz Ana Haber'de dop dolu diyerek başlamak istiyoruz. Dünyadan ve Türkiye'den önümüzdeki bir saat boyunca haber olan ne varsa karşınızda olacak, hiçbir yere ayrılmayın diyelim. Ve ülkemizin siber güvenlik teşkilatı kurma çalışması hız kazandı diye de ekleyelim. Bakın, çok önemli bir gelişme aslında bu. İsrail Gazze'de başlattığı savaşı Lübnan'a doğru bir taraftan kaydırırken tüm dünyanın gündeminde biliyorsunuz Lübnan'daki bu siber saldırılar var. 37 kişi öldü. 3000'den fazla insan yaralandı bu saldırıda. Hal böyle olunca da Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan konuyla ilgili oldukça önemli bazı açıklamalarda bulundu. İzleyelim. Marketlerden, pazarlardan, kent meydanlarından ardı arda patlama sesleri yükseldi. Hizbullah'a siber saldırı başlatan İsrail, çağrı cihazlarını ve telsizlerini bir gün arayla patlattı. Dünya iki gündür terör devleti İsrail'in Lübnan'daki siber saldırılarını konuşuyor. Saldırının ilk dalgası Hizbullah'a ait olduğu söylenen çağrı cihazlarının patlatılmasıyla başladı. Bu cihazın yolculuğu Tayvan'daki bir fabrikadan başlıyor. Bir, Tayvan'daki fabrikada üretim esnasında bir patlayıcı yerleştirilmiş olabilir. İki, cihaz Tayvan'dan gümrüklendiğinde, hangi ülkeye gümrüklendiyse ilk, o ülkeye gümrüklendiğinde burada müdahale edilmiş olabilir. Kanlı planın ikinci dalgasında da telsizler patlatıldı. Telsiz patlamalarından biri çağrı cihazları patlamasında hayatını kaybedenlerin cenaze töreninde gerçekleşti. Bu iki saldırıda 37 kişi öldü, 3000'den fazla kişi yaralandı. Saldırılar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da gündemindeydi. İsrail'in Orta Doğu'daki gerilimi Lübnan'a yaymaya çalıştığını söyledi. İsrail ilk önce Gazze ile ilgili hesaplarını bir görecek. Ondan sonra Lübnan'a bu işi kaydıracak diye. Şimdi adım adım Lübnan'a doğru tırmandırmaya başladığını görüyoruz. Fidan, İsrail'in Lübnan'a karşı uyguladığı bu yöntemin istihbarat örgütleri tarafından sıkça uygulandığını da vurguladı. Son iki gündür olan patlamalar, elektronik cihazlarla ilgili, yani bunlar tabii istihbarat literatüründe fırsat operasyonu diye nitelendirilen operasyonlar. Belli ki Hizbullah'ın yapacağı satın almaları öğreniyor. Daha sonra bunlara paravan şirketler veya başka şekilde nüfuz ediyor. Fidan, Türkiye'de de müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulması ile ilgili çalışmaların başlatıldığını söyledi. Esas itibariyle müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulması ile ilgili konu hükümetimizin de gündemine getirildi. Cumhurbaşkanımız Milli Güvenlik Kurulu'nda da yapılan tartışmalar neticesinde, yani bunun artık olması gerektiği konusunda bir irade koydular. İnşallah çok yakın zamanda bunun hayata geçeceğini göreceğiz.